Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün SS2'de mod serverine devam ediyoruz. Bugün sizlere yazılımlı kara dumanlı bir Audi RS3 getirdim. Görmüş olduğunuz gibi kara dumanımız atışlarda. Aracımızı çalıştıralım. Sarı siyah karbon detaylı bir araç yaptım. Farlarımız efsane. Dörtlerimiz gayet güzel. Arkadan böyle gözüküyor. Arkada geldiği zaman FPS'in ağzını sıçıyor kara duman. Neyse, şöyle içi bir daha şey yapalım. Çalıştıralım, içinde ne duyalım. Sesi gayet güzel. 3 tane ses seçeneği var arkadaşlar. Jant lastik seçeneği, bir de desen seçeneği var. İndirip bakabilirsiniz. Açıklamada linki mevcut. Böyle bir harita seçtim ben. Yine o geçenki videolarımızda gittiğimiz yolla gideceğiz. El freni bırakalım. El freni bırakmadan da gidiyor. Araç çok hızlı gidiyor zaten. Çok yavaş gitmemiz lazım. Şöyle kontrol şekilde ondan önce çıkarız. Biz zaten araba hızlı. Kara dumanımızla herkesin arabasını kirleteceğiz. Yani şuna bakın, daha ana yola gelmeden 105'i direkt görüyoruz. Böyle sağımıza solumuza bir bakalım. Temiz. Yeşilde yansın yokken geçelim. Beklemeyelim ışıklarımızı. Burada bekleyeceğiz. Frenleme gücünün biraz şey olması lazım. İyi olması lazım. Jantımızın gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Işığı geçtik, oldu öyle şeyler. Şunu da geçelim. Yani daha şehirden çıkmadan 140'ı görebiliyoruz. O biraz şey oluyor. Yüzde gidelim. Biraz hızı sabitleyecek gibiyiz artık, öyle gözüküyor. Kornası klasik kornalar. Herhangi başka bir şey yok. Korna seçeneği yok araçta. Bununla o viraj yolları bir test edeceğiz. 553 kilometrelik yolumuz var. Kısa bir video olacak. Bu arada arkadaşlar, modu indirip arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. İndirirken de benim aşağıdaki bıraktığım linkten indirebilirseniz. Demeye kalmadan arabaya vurduk. Teyleri yıktık yine. Benim açıklamada bıraktığım linkte indirirseniz de bana destek olmuş olursunuz. Destekleriniz için de şimdiden teşekkür ederim. Tabii ki kanalıma abone olup like atarsanız da o apayrı bir destek olur benim için. En önemli desteklerden birisidir. Abone sayımız şu anda 820'lerde. Böyle bir sürelim bakalım. 820 abonemiz var. Videolarımız gayet güzel gidiyor. Her gün video atmaya yine dediğim gibi devam ediyoruz. Bayram nasıl olur bilmiyorum, artık bayrama bir şekilde video stoklayacağız ya da video atmayacağız, bir şekilde ayarlayacağız onları, ya da canlı yayın olabilir. Canlı yayın açmaya başlayacağım YouTube kanalımızda. Artık hangi günler olur onu tam bilmiyorum, ayarlayacağız onu da. Yani kanalı ilerletme aşamasındayız. Lütfen ilerleyelim artık, bu nedir ya? Arkadaş çok şeysiniz ya. Uyuşuk diyeceğim olmayacak. Baya bir trafik var. Gerçi buranın trafiği ne olduğu belli oluyor. Şuradaki insanlar sıkıştırmalarıyla mıy mıy gidiyorlar. Tamam, biz böyle 127 sabitleyelim arkadaşlar. Sakin sakin gidelim. Herhangi bir sorunumuz olmasın. 500 kilometremiz varmış zaten. Bu gayet güzel şekilde akar. Araç çok güzel. Arkadan gösterince tabii kasıyor biraz ama. Kendi kara jantıyla, girişiyle, sarı kaplaması ve karbon detaylarıyla gayet güzel olmuş. Tabii önümüzü görebiliyoruz. Şöyle gidelim. Aracın yapılan mod seçenekleri, yani nasıl diyeyim, modifiye seçenekleri çok fazlaydı. Bir jant seçeneği yoktu. Kaplamalar var, bir sürü rengini falan değiştirebiliyorsunuz. Bu güzel. Ondan sonra farı karartabiliyorsunuz. Motor seçeneği çok güzeldi. Bir sürü motor ses şeyi vardı. Ben bunu seçtim. Bunun gürültüsü, harıltısı daha hoşuma gittiği için. İçinde bir şey yapılamıyor zaten. Ama biraz daha içi aydınlık olsa güzel olurmuş. Onun dışında söyleyeceğim hiçbir şey yok. Evet, yine şeyi açtığımız için yavaşlıyoruz. Şunları bir geçelim. Tırcı abimizi de kara dumana boğduk. Şuradan
Şöyle sakin sakin kaçalım. Sorunumuz olmasın. Hani videoyu da 6.30'a yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Normal videolarımız bizim 6-6.15 gibi yayında olur. Biraz hız yapalım. Onun için olabildiğince pratik araç modlarını size gösteriyorum. Uzun sürmeyecek. 120'ye kadar rahat geliyor araç. Yol tutuşu güzel. Tamam, salalım burada. Yokuş aşağı bir yavaşlasın araba. 419 kilometremiz kalmış zaten. Bunu sakince geçeriz. Araba atik yazılımlı olduğu için de kar dumanımız ve motor gücümüz gayet güzel. Ares zaten. Fazla söze gerek yok diye düşünmekteyim. Aşağıdan gidecekmişiz. Aşağıdan gidelim. Yani frenlemesi bu hızlı ya bu hız için gayet güzel ayarlanmış. Ama bir tık daha iyi olabilirmiş. Yoksa onun dışında bir sorun görmedim araçta. Araç zaten çok şahane olmuş. Şimdi virajlı olarak test edeceğiz. Yol tutuşunu falan görmüş olacağız. Kanalıma arkadaşlar destek olursanız sevinirim. Biz şu yola bağlanırken azıcık sürmez diye şey yapıyordum. Yani kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Abone olmanız 1000 abone olan hedefimize ulaşmak için büyük bir önem taşıyor. Like atmanız da videolarımızın ön plana çıkmasını sağlıyor. Şimdi şu arkadaki dayı düz gidecek herhalde, aynen. Şöyle biz dönelim. Like atmanız ön plana çıkıyor. Önerilen sayfalara falan çıkıyoruz. YouTube algoritması bunu bizlere sağlayacağını düşünüyorum. Küçük kanalında destek açısından YouTube'un iyi olduğunu düşünmekteyim. Şimdi bizim viraj yollarımıza başlıyoruz. Yani viraj yola girdiğimiz yol diyelim. Dağa çıkıyoruz. O dağ zirvesindeyiz. Bakalım bu araç göt atacak mı? Buradaki test ettiğimiz araçlar genelde şey yapıyor arkadaşlar. Göt atıyordu. Yol tutuşu zayıftı. Şöyle bas çek yapıyorum gazda. Gayet güzel. Mod güzel yapılmış. Yol tutuşu hızına göre, aracına göre iyi. Yani tasarımı zaten söylememe gerek yok. Audi sever biriyim aslında. O yüzden çok tasarımsal bir farklılık hissetmedim. Burada araçlar kaza yapmış, evet. FPS'imiz düşürmüyor arkadaşlar. Şu anda 73 ve 80 arasında FPS alıyorum. FPS'inizde de sıkıntı yaratmaz. Gayet güzel gidiyoruz. Yol zaten bu yolları biliyorsunuz ki çok seviyorum. Çoğu araç videolarımızda artık yani güzel bulduğum modları burada çekmeye devam edeceğiz. Bunlar güzel yollar, hoş yollar yani. Kaç kilometremiz kalmış? 313 kilometremiz kalmış. 103 ile gayet akıcı akıcı gidiyoruz. Bu araç arkadaşlar böyle çok gündelik kullandığımız için hız yapmıyoruz. Sakin oluyoruz. Zaten bu birazcık yavaşlamamız gerekiyor, yoksa o viraj yolda biraz sıkıntı yapacak bize, evet. Ama 37'ye kadar da düşmeseydik iyiydi. Mesela arkadaşlar trafik şeyini açtığım için karşıdan gelen araç sayısı da fazla. Şöyle biraz geçelim. Yine yavaşlayalım, sinyalimizi verelim. Yine bir göbeğe geldik. Tamam, kapat. Sonra şu topraklı yollardan tırla geçelim. Böyle bir seçenek sunulmuş zaten bize. Görmediğim için geçemiyorum da. Sakin sakin gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok burada. Geçersek sıkıntı oldu. Birazcık insan gibi sayarım. Herhangi bir aksiyona girmeye gerek yok. Şöyle biraz geçelim bunlar. Gayet güzel. Yol tutuşu falan gayet güzel. Daha yine ufak bir kayma yaşattılar orada. Olur öyle şeyler. Güzel güzel. Tamam, benim suçum. İstop ettiği için arkadaşlar ufak bir çimene girme oldu burada. Burada sakin olmamız gerekiyormuş. Yani tam aksiyona girmeyen dedikken ufak tefek aksiyonlar yaşadık. Gayet tehlikeye sokuyorum milleti. Çok iyi bir şeyim.
311 kilometre yapmışız. Şu ana kadar 256 kilometremiz kalmış. Araç zaten kendisi bir başka, gerçekten oynatır. Direksiyon setiniz varsa tamamen bu yola odaklayıp kendinizi oynayabilirsiniz. Bu virajların kesinlikle oynanması gereken araçlardan biri ve haritalardan biri. Oyunun kendi haritası. Işıklarda bir tekrardan gösterin burada bir yerde. Gerçi burada ışık yok ama gelen yok zaten, şuradan kaçarız. Ha, buralar şehire falan bağlı, güzel yapılmış harita. Ya yani oyunun kendi yeri olduğu için de ayrı bir zevk alıyorum ben şahsen. Şunu geçerim, otobüsü geçmem. Güzel. 0-0 tırı solladık. 233 kilometremiz kalmış. Bu yolları bir daha göstereceğim, hani müsait olduğum zaman şey bir yerde gösteririm. Ya da dur şurada göstereyim hatta. Arkadaşlar ben buradan başlıyorum. Kendi garajım burada olduğu için buradan çıkıp şuradan giriyoruz. Şu şeyden sonra buralara girip böyle dolanıyoruz. Şurada da bitiriyoruz. Benzinlikle de bitiriyoruz. Yani o kısmı seçerseniz dediğim başlangıç yerinde bir garaj almanız gerekiyor. Kendi garajınızın olduğu bölge. Oraya giderseniz kayıyormuş. Onu test etmiş oldum. Mesela birinci işaretlediğim yere geldik. Şimdi ikinci yere gideceğiz. Üçüncü yerde benzinlik olacak. Böyle yapmazsanız biraz farklı yollar seçiyor. Siz bunu ilerletmeniz lazım. Onu da ayarlarsınız. Siz kendi kafanıza göre bir yol çizebilirsiniz. Ben bu yolu çok beğeniyorum. Güzel yol yapılmış. Güzel, göt ata ata iyi gidiyoruz. Şimdi giriş yapacağız. Bir önceki videomuzda, hangi videomda tam hatırlamıyorum. Bir tane Skyline videomuz ile viraj yollar diye test yapmıştık. Orada uyarı vermişti bize. Ticari araçların girmemesi gerekiyor falan diye. İşiniz olmadıkça girmeyin diyordu. Biz tabii kaçak olarak girmiştik yani. Gerçi para ödemiştik ama işimiz yoktu, öyle söyleyelim. Kurallara uymamıştık. Şimdi görmüş olduğunuz gibi zirveye doğru, dağlara doğru çıkıyoruz. Yani gerçekten güzel yapılmış harita. Ben çok sevdim burayı. Yani şu virajlı yollara bakarsanız çok farklı bir şey. Yani böyle Antalya yolunu tırmanırmış gibi bir his var. Yani araba da atak olduğu için sahibimize selam verelim, geçelim. Viraj yollarımızı böyle güzel güzel test yapalım. Araç gerçekten gaza basmanızda yüzde çıkması bir oluyor. Yani 0-100 yapmak lazım aslında buna da. Bir düzlük bulursak 0-100 yapalım yani. Öyle bir bayağı iyi çıkış yaptık yani. Bir şey fark ettim. Hiçbir önceki modda, yani mesela Honda Accord'da da buraya çıkmıştık. Ondaki gibi yoldan çıkma veya yoldan atma gibi bir şey yapmıyor bu modda. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Zorlamama rağmen virajlarda kesinlikle yoldan ayrılmıyor. Bu da modun güzel yapıldığını gösterir. Demek ki bir önceki Honda Accord videomuzda araçtan kaynaklı bir sorun varmış. Araç için zaten klasik Audi'miz, göstergemiz falan sonradan takılma. Gerçi araçlarda böyle mi var yok mu bilmiyorum da tam olarak. Audi araçlarda üstte bir ekran oluyor. Bazılarında olmuyor. Boş paketlerine göre değişir. Kimse yokken şuraları geçelim. Mesela Honda Accord burada kesinlikle yoldan çıkardı. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir çimene gitme, dağa çıkma gibi bir şey olmadı. Güzel, araçlara çarpmadan. O lamba gelmiş, köşeye park etmiş. Buraya çıkanlar çok var. Burası zirve olduğu için güzel alan. Piknik alanı gibi bir yer aslında ama dağın zirvesinde manzaraya karşı çıkış bir farklı oluyor yani. Yavaşlayalım. Çok hızlanmaya gerek yok buralarda. Zaten 50 ile gidiliyor. Biz 50'yi de aşıyoruz.
da millet arabalarını park etmiş, içinde oturuyorlar. Manzaraya karşı artık neler yaptığını bilemem. Neyse, şöyle biz yine şu yolun güzelliğine bir bak ya, gerçekten çok farklı bir şey. Aracı sakın pısmayın arkadaşlar, pısarsanız yere vurursunuz. Şöyle bir şuraya park edelim. Evet. Hemen bir resim çekmem için buraya el freni bırakarak daha rahat gidelim. Tamam, biz vitesimizi arttırdık. Buraya gelmişken bir kabak resmi çektim arkadaşlar. Manzaraya karşı şöyle dağın içinden geçişimiz falan. Hop, güzel. Şimdi aşağıya doğru inip benzinlik kısmında da aracımızı park edip videoyu kapatacağız. Şöyle gitmek ayrı bir keyif, ayrı bir olay yani. Ama işte manastaysan canı sıkılmıyor değil. ETS2 gerçekten direksiyon stili oynanması gereken oyunlardan. Yani bu kesinleşmiş bir bilgidir yani. Master oynayan çok evet, ama o da ekonomik de kaynaklı bir şey. Yapacak bir şey yok. Ama gerçekten ETS2 sevgim çok farklı benim. Çünkü 600 küsür oynama saatim var. Ve bunun çoğu mouse'la. Direction City'de en fazla 100 saatim ya vardır ya yoktur. Ki yoktu bence o kadar. Çünkü aldım hemen bir hafta 2 hafta mı ne kullandığımı sonra satmıştım bilgisayarı yükselteceğim için. Keşke satmasaydım diyorum. hemen yükseliyor araç. Yani hemen aşağı kalkıyoruz. Mesela şunları geçelim. Ufak bir önden kırma yaparak geçtim. Yok, gerçekten virajlara girişi falan çok temiz aracın. Ufak bir yanlamayla beraber kontrolü çok zevkli bir şey. Frenlemesi de güzel güzel, 140'tan hemen sonra duruyor. Viraja giriş farklı zaten. Şöyle buna geçelim. Yani şu yayılma 1.47 olduğumuz için daha zevkli. Baştan kim gelene kadar biz geçeriz zaten bunları. Yazılımlı RS'imiz gayet güzel gidiyor. Şöyle bir girişimiz yapalım. Evet, virajlara gayet güzel giriyor dediğim gibi. Hissiyat çok farklı bir bunun. Daha geç. Aa, da eyvallah diyelim şöyle. Zaten kavşağa girerindir herhalde hakkı diye düşünüyorum. ET8'de de yol vermemize gerek yoktu zaten. Ah. Yanlışlıkla benden kaynaklanan bir kaza gerçekleştirdik. Neyse, devam edelim. 39 kilometremiz kalmış. Bundan sonra zaten biraz hızlı. Girişimizi çıkışımızı güzel yaptık. Toplayamadım ya, çok güzel kaydı da. Arkadaşlar, şundan böyle gazı veriyorsunuz, viraja yakın gazı çekiyorsunuz, gayet güzel göt atıyor. Tavsiyemdir. Yani direksiyon setiniz varsa toplayabilirsiniz ya da Mazda çok gelişmiş bir sürüş deneyimiz varsa görmüş olduğunuz gibi güzel ayarlayabiliyorsunuz da ben toparlayamıyorum. Ufak toparlamada sıkıntı yaşıyorum. Şuraya çok güzel döndüm abi. Yanlıya yanlıya. Hızlanalım. Bulmuşken şeyimizi.
Evet, durma noktamızı zaten ileride. Videomuzun uzun olmasına gerek yok arkadaşlar. Sakince geldik. Zaten bayağı yakmışız. Yazılımımızı şuraya doğru park edelim. Tam ortalarına. Şu egzozun sesi, pata pata motor sesi falan harika. Stop edelim. RS videomuzu şöyle de bitirelim. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Başka araç modu istiyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.